Hayat böyle bir şey. Bir tarafta cenaze, bir taraftan da hayat devam ediyor. Türk baklavasını sahiplenen Yunanlar sonunda gerçeği kabullendi. Gaziantep'e gelen Yunan gazeteciler baklavanın tadına baktı ve gerçek baklava sizinki dedi. Peki tadı dillere destan Antep baklavası nasıl yapılıyor? Püf noktaları neler? İşte ustasından Antep baklavası. Hamuru açabilirler, baklava yapabilirler ama Türk bayrağı, ay yıldızımızı nerede bulacaklar? Yunanlar tatlı yapar. Baklavayı Gaziantepliler yapar. Yunanlar gerçek baklavanın Türk baklavası olduğunu kabul etti. Yunanlar sonunda doğru yolu bulmuşlar ki söylemişler onu da. Yunan gazeteciler Gaziantep'e geldi. Yıllardır sahiplendikleri Türk baklavasının tadına baktılar. Ve sonunda onlar da kabul etti, gerçek baklava sizin yaptığınız dediler. Mis gibi tereyağı kokusuyla yemyeşil Antep fıstığıyla Gaziantep baklavasının yerine hiçbir baklava tutamaz. Sonunda bunu Yunanlar da kabul etti. Bizden alıyorlar zaten onlar. Peki Antep fıstığıyla lezzetine lezzet katılan Gaziantep baklavasının püf noktaları neler? Baklava hamuru gayet sert yoğrulması gerekiyor. Sert buğday unundan yapılır. Çok ince açılması. Bunu biz 3 tekleme yaparız. Gaziantep baklavasının ilk püf noktası incecik olması hamurunun. İşte bu şekilde Türk bayrağının görünmesi gerekiyor. Türk bayrağı koydunuz mu hamurun arkasında böyle okunacak, görünecek. Yazıyı koyun, yazıyı da okuyun. Mektubunuzu okursunuz. İncecik açılan baklava hamurunu artık tepsiye koymanın zamanı geldi. Yufkaları açtık. 40 kat halinde baklavamızı döşüyoruz. Parça parça döşerse baklava daha güzel kabarmış olur. Her katına tereyağı atılır. Antep fıstığı tek katına atın. Yani ortasına. Üstüne şu an 15 kat hamur atacağız. Ve fırınlamadan önce son işlemler. Dilimlemeden önce yüzlük dediğimiz 10 tane yüzlük atacağız. Şimdi dilimleme bölümüne geçtik. Dilimledikten sonra yağını veriyoruz. Gördüğünüz gibi pişime hazır. Şu an fırına atıyoruz. Onu da yerinde çevire çevire yarım saat, 35 dakika civarında pişmesini bekleyeceğiz. Önemli püf noktalardan biri de şerbetin şekerini ayarlamak. Yunanlılar makineyle, fabrikasyon bilmem ne şeker yapıyor. Biz şekeri şöyle bakarken ayarlıyoruz. Fıstığını da kavurmamak gerekiyor. Attığınız şekilde, attığınız renkte de çıkarmak gerekiyor. Tabii bu da ustalık ister. Bunu Yunanlar biraz zor yapar. Şiddetle söylüyorum, herkes işini yapsın. Gaziantep baklavasını yemenin de püf noktası var. İşte bu şekilde tutup elle yemeniz gerekiyor. Şimdi bana sıkıştırmadan falan dedim.